Bilal, Bilal. O deprem günü işte. Uykudaydık, uyuyorduk. Korkunç bir gürültüyle, korkunç bir sesle, sarsıntıyla kalktık, uyandık. Eşimle çocukların odasına gittik. İçeriye girdiğimizde büyük oğullarım uyanmışlardı. Küçük oğlum uyanamamıştı. Elini böyle yapmış uyuyordu. Yüzünün altındaydı eli. Babası Bilal, Bilal dedi. Gözünü açtı, bize baktı. Son bakışımız oldu. Son görüşümüz oldu onu. O anda yatağın dibine çekmek istedi. Omuzlarından tuttu. Çekerken ev başımıza indi. Üzerimize yıkıldı. Oğlumun hiç sesi çıkmadı, küçük oğlumun. Mustafa ses veriyordu, Adil ses veriyordu, Ahmetcan'ın sesi geliyordu. Ben de iyiydim ama Bilal'im hiç seslenmedi. Çocukların kafası taşlara gömülüydü, eşimin kafası taşlara gömülüydü. Eşimin ayağı yatağın altında kalmıştı. Üzerinde oğlum vardı, betonlar vardı, ben vardım. O çok zor durumdaydı, beli kırılmış. Kendi çabalarımızla, Allah'ın yardımıyla orada kendimize bir yaşam alanı oluşturduk. Oğlumun cansız bedeni yanımızda yatıyordu. Diğer çocuklarım ne olacaktı acaba? Düşünmek, nasıl öleceğiz, ezilecek miyiz, donacak mıyız? Bizi bulabilecekler mi, bulamayacaklar mı? Çok zor. Yanımızdaki taşlarla bir sopa vardı, onunla demirlere vuruyorduk. Yatağa vuruyorduk, sonra gürültümüzü duymuşlar. Bizi buldular. Bu sefer de betonu kıracak bir şey bulamadılar. Allah tarafından bir balta, bir keser çıkmış. Çıkardılar bizi oradan. Ama küçük oğlum orada kaldı, çıkmadı. Biz oradan çıkınca köye geldik. Ben gelmek istemedim aslında. Onu orada bırakmak istemedim. O yalnız korkardı. Bir gün orada tek başına kaldı. Öldüğünden %100 emin değildik. Öldü diyebiliyorduk. Çıkaramadılar. Yeri çok zordu. Bir gün sonra gittiler. Saatlerce uğraşarak ölüsünü çıkardılar. Getirdiler burada. Yıkadılar, kefenlediler, gömdük. Ben onu çok özlüyorum, çok. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İki çocuğum daha var. Onlar için güçlü kalmaya çalışıyorum ama bilmiyorum. Artık ne oğlum var, ne güzel bir evim var, mutlu olan. İçinde çocuklarımın olduğu mutlu bir evim var. Allah'a çok şükür iki çocuğumu verdi bana. Onlarla hayatta kalmaya çalışıyorum. Güçlü olamıyorsun. Evlat bu. Resimlerine bakıyorum. Şuralarda gezdiğini hatırlıyorum. Her şey çok zor. Bilmiyorum ben onu nasıl unuturum. Onsuz nasıl yaşarım bilmiyorum ben. Eşim hastaneyi ameliyattan sonra birbirine kattı narkozun etkisiyle. Bilal'im, Bilal'im bana Bilal'imi getirin. Erkekler ağlayamıyor ya, ben ağlayıp ağlayıp içimi boşaltıyorum. Dün saatlerce hastaneyi ayağa kaldırdı. Hiç babasının yanından ayrılmazdı Bilal. İkiz gibiydi, dibinden ayrılmazdı. Çok severdi babasını. Cennette şimdi mutlu. Bunu biliyorum ama yok, ona dayanmak çok zor. Çok cömertti, çok paylaşımcıydı. Çok iyi bir çocuktu. Onu bana anne demesin. O kadar çok isterdim ki şuradan gelin. Anne demesin. Nereye gitse, ne yese, ne alsa bana da getirirdi. Your mercy can help ease the pain of earthquake survivors like Fatima. By donating today, you can provide life-saving food, shelter, and hygiene kits. After enduring unbearable loss, your support can make a huge difference to a family in need. Please, be a mercy this Ramadan. Give mercy now.